hayırlı akşamlar. Evet, nasip olsa inşallah bir saat, bir buçuk saat sizlerle olmaya çalışacağız. Neyle başlıyoruz? Gökçe kahve. Televizyonda reklam veremiyoruz çünkü para maliyetli bir iş ama Starbucks, Nescafe her gün reklam, her gün reklam, milyon dolarlar harcıyorlar. Yani reklam verdiklerine göre bir şey olsa kanserojen madde alkalamit içeriyor. Kaliforniya, San Francisco, Kaliforniya eyaletinde hakimler, savcılar ne dediler? Üzerinde kanserojen olması, yazması gerekiyor, yoksa satamazsın. Ama Türkiye'de her yerde, her şekilde satılıyor. Evet, üzerinde kanserojen madde yazmıyor Türkiye'de. Ama satılıyor işte. Neyse. Bizim üretmiş olduğumuz Gökçe kahve bir aslan yelesi içerir. Aslan yelesi mantarının ekstraktı, destilasyonla damıtılarak elde edilen özü beynin fonksiyonlarını artırır, konuya odaklandırır. Özellik içerir, konuya odaklanır, hafızayı güçlendirir. Mastik gam içerir, midede oluşabilecek tahribatı önler, gastrit, ulser, reflüye karşı. Ladengülü içerir, mide için. Çakşır içerir, uzun süre kahve içen insanlar üzerinde yapılan araştırmada kısırlığa sebep olduğu belgelenmiştir. Hem erkeklerde hem bayanlarda. Çakşır, bu yan etkiyi giderir. Mükemmel bir ürün ürettik. Çok yakında 11'i bir arada diye yeni bir kahve daha üretiyoruz. Saşe şeklinde, paket içinde aç, sıcak suyla karıştır, iç, pratik çözüm. O da 11 çeşit ekstrakt içerir. Evet, güzel bir ürün ürettik. Kullananlar hep memnun. Hiç kahve içmiyordum, şimdi Gökçe kahve içiyorum, çok memnunum. Dinçlik, enerji veriyor, dinçleştiriyor, yorgunluğu alıyor vesaire. Çok güzel yorumlar var. İsteyenler bakabilir yorumlara. Evet, çok enteresan bir olay yaşadım. Ben bu kitapta da yazıyor söylediklerim ha. Bu kitap Şifalı Bitkiler ve Alternatif isimli kitap. Birinci cilt Arnika isimli bölümde yazıyor. Şimdi anlatacağım konu. Arnika. Böyle illallah mondeli. Arnika Montana. Arnika ha. Arnika. Yani birçok olay anlattıktan sonra mesela Düsseldorf Üniversitesi'nde Biyolojik Farmakolojik Enstitüsü'nde Profesör Doktor Wilhelm ve ekibi Arnika çiçeği ile ilgili tedavi denemeleri yapmışlar. Efendim mesela birleşimdeki helenalin denen etken maddenin iltihapları önlediğini belirlemişlerdir. Yine toplar damar zafiyeti olan hastalar üzerinde 78 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Arnika. Arnika yağı, arnika kremi. Ne yapmış? Toplar damar zafiyetini iyileştirmiş. Kronik toplar damar zafiyeti olan insanları 100 hasta üzerinden yine denenmiş, etki olduğu belgelenmiş. Yüzlerce araştırma var. PubMed'den de bakabilirsiniz. Arnika Montana. 469 klinik araştırması yapılmış bugüne kadar. Yapılan PubMed'e baktığınızda bu araştırmalarda ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralar, enfeksiyon, ağrılar, sızıları dindirici ameliyat sonrası. Kansere karşı etkili olduğunu bu yeni bir çalışma. Çok güzel bir çalışma yapmış. Kim yapmış bunu? Profesör Doktor Danuta Zugier, Profesör Doktor Piotr Zugier, Jona Jakubowicz, Christiane
Finales, Ziki, Rostislav Kavalaski falan filan. Kansere karşı etkili olduğunu yapmış oldukları çalışmada belgelemişler. Çok güzel bir çalışma oldu. Bu yeni bir çalışma. Bundan benim de haberim yok. Her şeyi bilecek halimiz yok zaten. Çok güzel çalışmalar oluyor. Yara iyileştirici, başka bir çalışmada yara iyileştirici bağışıklık sistemine makrofajı harekete geçirici özelliklerinden bahsedilmiş. UVA ve UVB radyasyonlarının deride yapmış olduğu yanık iyileştirici enfeksiyonu önlediği belgelenmiştir. Yazın sıcaklarda güneş altında böyle alak alak kalıyor vatandaş. Gerisi cildi yanıyor. UVA, UVB ışınları Allah korusun kansere bile sebep olabilir. İşte bununla ilgili yapılan araştırmada ciltteki yanıkları, enfeksiyonları önlediğini belgelemişlerdir. Evet, yani burada ben kendimle ilgili bir çalışma. Yıllar önce 1915 Mart 1998'de polen alerjisi, bahar nezlesi nedeniyle uyuyamadım sabaha kadar. Başıma kan hücum ediyor, başım ateş gibi yanıyor. Ayaklarım buz gibi donuyor. Başıma buz bağlıyorum. Hanımın tülbentinin içerisinde buz koyuyorum. Plastik donduruyorum buzlukta. Tülbenti sarıp başıma sarıyorum. Ayaklarımı kaynar suyun içerisine sokuyorum. Ayaklarım donuyor, başım yanıyor. Doktora söylüyorum, Gökçek yeni bir hastalık keşfettin sen diyorsun. Ya dedim ki sen bilmiyorum, madem konuşma canım sıkılıyor zaten dedim ya. İşte sabahlara kadar uyuyamıyordum. Araştırdım. Nedir bu dedim ya, nedir bu? Yine uyuyamadım. 2 Nisan 1998 saat 2.30'a kadar uyuyamadım, uykuya dalamadım. Araştırıyorum ne yapayım, uyuyamıyorum. Uyuduğum zaman ölüm korkusu. Başım yanıyor. Fırlıyorum yataktan, uyuyamıyorum. Ayaklarım donuyor, buz gibi. Bununla ilgili Arnika'nın iyi geleceğine dair bir homopati kitaplarında araştırma yaparken bulmuş. Buradaki kitaplar homopati ile ilgili Almanca kitaplar. Uyguladım. Rahat nefes alabildim. Çok şükür. Evet. Yıllar sonra bundan 3-4 hafta önce aynı problem başladı. Yani 23 yıl sonra başım yanıyor, tansiyonum yükseliyor. Hiçbir ilaç fayda etmiyor. Ne kimyasal ne doğa. Ben Almanya'dan çocuklara demiştim Arnika gönderin. Arnika gönderdiler, Arnika çiçeği. Ya her ihtimale karşı yazın bunu en az 6 hafta güneşte bekletmek lazım. Arnika ya, maserasyon hazırlamıştım. Maserasyon. 4-5 damla yetiyor Arnika ya. Hiçbir sorunuz kalmıyor. Evet, yani çok özel, çok enteresan bir bitki. Arnica montana. Arnica montana mastı çiçeği denir bizde, altın çiçek denir, Türkistan çiçeği denir, Türk çiçeği denir, morluk çiçeği denir, yara çiçeği, kaz çiçeği, sarı çiçek, öküz gözü çiçeği, kurt çiçeği, çürük çiçeği, kaz çiçeği vesaire çeşit isimlerle anılır. Öküz gözü denmesinin sebebi ortası böyle öküz gözüne benzer. Evet, çok güzel bir bitki. Ezilme, burkurma, morarma gibi futbolcular koşturuyor, çarpışıyor veya tekvondo, karate, judo gibi ağır
veya kickbox, darbe alanlar ne oluyor? Orası burası morarıyor. Ne yapıyorsun? Hemen Arnika kremi kullanıyorsun. Arnika. Arnika Montana. Türkiye'de birçok firma Arnika kremi üretiyor. Ama içinde Arnika yok. Çünkü Arnika Türkiye'de yok. Türkiye'de Arnika yok. Bilinmiyor. Baldırma bacaktaki toplar damar zafiyeti. Venöz yetmezliği nedeniyle kan dolaşımı zafiyeti. Klinik arasması var. Ezilme, burkulma, morarmalara karşı. Şimdi benim büyük oğlum, çocukları karateye gönderiyorum, Almanlarla kavga yaparsa dayak yemesinler diye. 12 yaşında işte, bir kavga yapmış bir Almanla, dövmüş. Alman çocuğu bir gün sonra bir arkadaşıyla daha gelmiş, iki kişiyle kavga yapmış, dövmüş. Alman bir gün sonra iki Alman daha getirmiş, bir Alman daha getirmiş, üç kişi olmuşlar, üçünü de dövmüş. Bir gün sonra üç kişi, bir kişi daha gelmiş, olmuş, dört kişiyle dövmüş. Bu sefer bir sonraki hamlede 14 yaşında karateci bir çocuk getirmişler. Olmuşlar 5 kişi. 5 kişi. Karateci çocuk Nasi Arnavut, o da Alman değil, Arnavut arkadaşmış. Baldırına vurursa böyle atmalı şekilde çocuğun ayağı izi kalır. Öyle karate, iyi karateciymiş. Mosmor olmuş baldırı. Hanım dedi ki ya çok kötü olmuş çocuk, kavgada büyük darbe almış. Mosmor olmuş. Getir bakayım, baktım. Önemli değil. Bugün dayak yersin, yarın dayak atarsın. Önemli olan korkmamak. Krem sürdüm. İki günde geçti. Şak. Bitti gitti. Benim kayının dünya çapında futbolcu olacak biriydi. Bayern Münih bunu istedi. Kayınpeder göndermedi. Çocuk orada ne yapacak? Ne yapacak? Futbol oynayacak. Güvenemedi, göndermedi. İşte bu çocuk amatörlükte oynarken bir darbe almış baldırına, lif kopmuş. O doktor demiş ki ameliyatı mümkün değil. Futbol unutsun, yapacak bir şey yok demiş. Hemen sorun değil dedim. Arnika Montana. Krem sür, hiçbir şeyin kalmaz. Arnika Montana. 2-3 gün krem sürdü, hiçbir şey kalmadı. Arnika Montana, ezilme, burkulma, morarmalar için, darbeler için. Bazı bayanlar böyle göz altı morlukları, kırışıklıklar vesaire var. Onlar için ideal. Herhangi bir yan etkisi yok, tamamen doğal. Sadece Arnika'nın çayı içilmez. Çünkü kan sulandırıcı. İçilirse nasıl içilir? 100 gramlık çay karışımına 100 gramlık çay karışımına 5 gram arnika koyabilirsiniz. Hafif zehirli. Saf arnika çayı içilmez. Çok sert. Kan sulandırıcı, kanı temizleyici, kan dolaşımını düzenleyici. Kalbe, beyne, birçok organa faydası var, zararı yok. Evet. Arnika çok güzel, çok güzel özellikleri var maşallah. Her türlü ezilme, burkulma, morarma, antiseptik, yani her türlü mikrobu öldürür, antibiyotik, antiflogistik, iltihapları önleyici, romatizma önleyici, ağrı kesici, yaraları iyileştirici vesaire vesaire. Çok güzel. Bir gün bir tanıdığımın çocuğu düşmüş, mosmor olmuş kafası, alnı. Çocuk ya çok kötü oldu. Öyle de iyileşmedi, öyle çok kaldı, mosmor oldu. Kimyasal ilaç kullanmıyorum, doktora götürmek istemiyorum falan. Ne tavsiye edersin? Arnika kremi sürdüm. 4 yaşında çocuk. Şak, arnika kremi. 2 günde hiçbir şey kaldı. Arnika kremi her evde olması gerekir. Kendiniz
eşiniz, çocuğunuz, torununuz, herhangi biri ne oldu? Herhangi bir iş kazası olabilir yani. Hoplama, zıplama, koşma, herhangi bir şeyde çarpışmada ezilme, burkulma, morarma olabilir. Hemen ne yapıyorsunuz? Sürüyorsunuz, hiçbir şeyiniz kalmıyor. Gökçek var, sorun yok. Annika'yı yıllarca ben anlatmadım. Belki 10 yıl önce anlatmışımdır. Çünkü yanlış anlaşılır. Vatandaş çayını içmek ister, bilmem ne yapar. Çayı içilmez. Ya içilebilir. Annika yağı. Evet, Arnica Montana. Amamelis Virginiana. Amamelis kremi de çok güzel. Amamelis daha çok sedef, ekzema, akne, liken, pranus gibi hidratentis, suprativa, sivilce, akne, hemoroid gibi rahatsızlara karşı kullanılır. Tamamen doğal. Özellikle bebeklerdeki pişikler için. Hassas oluyor hünyeleri. Ne oluyor? Pişik altları pempas şeyler. Sarı gibi olduğu için zamanında üstü değişmedi mi çocuğun, ne olur? Evet, bu tür pişikler için Hamamelis krem sürdü mü geçer bebeklere, çocuklara. Steinhardt ve ekibi 1992 yılında hemoroid olan 70 hasta üzerine tedavi denemeleri yapmışlar. Tedavi etmişler. Profesör Zvabado, Maya ve ekibi atopik alerjik sulu kaşıntı. Alerjik ekstama, böyle kaşıntılı, sulu, kabarcıklı ekstama tedavi etmişler. Efendime söyleyeyim. Profesör James More ve ekibi ameliyat sonrası iyileşmeyen yaraları iyileştirmişlerdir. Epici tohum maddeniz. Evet. Profesör Michels ve ekibi baldır ulüsleri, şeker hastalığı veya başka sebeplerden dolayı kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle baldır ve bacakta oluşan yaralar, açık yaraları iyileştirmiştir. Kundrov ve ekibi flebit, yani toplar damar enfeksiyonu, toplar damar enfeksiyonu iyileştirmiştir. Wittler ve ekibi baldır ülserini ve bağırsak hemoroidi tedavi etmişlerdir. Buchwitz ve ekibi baldır ülserini, Sorkin ve ekibi ekzemayı tedavi etmişler. Filister ve ekibi ekzema, James epizitom, yani ameliyat sonrası iyileşme yaraları iyileştirmişler. Svobodo ve ekibi ekzemayı tedavi etmiş. Efendim, hemoroidi tedavi etmiş. Alem. Ne anlaşılıyor bundan? Her türlü variz, toplar damar zafiyeti, venöz yetmezlik, toplar damar iltihaplanması, atopik dermatit, yani alerjik ekzema, hemoroid, efendim, pişik bebeklerde, küçük çocuklarda pişikler, açık yaralar, ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralar, bütün bunlar terbiyesiz iltihabı hamamelisle. Ha, biz ne yapıyoruz? Hamamelis kapsülü bağırsaklarında sorun varsa o zaman sadece hamamelis değil. Hamamelis neresiymiş? Burada bir yurt olacak. Tamam. Eğer kişinin bağırsaklarında kandida var ise o zaman set, G seti gerekir. G seti. Bağırsaklarında sorun varsa G seti. Bağırsaklarında sorun yoksa o zaman O seti de yeterli. Harici olarak hamamelis kremi,
dahil olarak kapsülü bağırsakta sorun varsa o zaman set gerek. Ne yaptık? Bu ürünle tedavi sürecini Havmelis kremiyle hızlandırdık. Burada bizim söylediklerimiz neye dayanıyor? Belge bilgiye dayanıyor. Biraz önce Arnika'dan bahsettim. Şimdi Havmelis Virginiana. Havmelis Virginiana. Havmelis Virginiana. Virginiana. 126 klinik araştırması yapılmış. Efendim. Hemoroidin her türlüsü tedavi edilmiş. Varizler için. Variz, hemoroid, toplar damar zafiyeti. İnfluenza A, B. Allah Allah, vay canına çok. Ha, antiviral özellikleri de var burada. Ama melez aynı zamanda influenza, grip. Gripe sebep olan virüsü yok ediyor. Artı human papiloma. Genital bölgede sile sebep olan human papiloma virüsünü yok ediyor. Papiloma. Genital sili. Bu da çok güzel yeni bir çalışma maşallah. Yani sadece cilt hastalıkların değil, aynı zamanda sili ve viral enfeksiyonlara karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Ha evet, yani bir de şu var. Gökçek ve diğer firmalar ne yapmışlar? Ama Melis kapsülü. Ama Melis kapsülü. Allah Allah. Dünyada bir ben miyim ama Melis üreten? Yok. Yani şeyde yok. Ama Melis kapsül. Bu kadar önemli bir şey yok. Evet. Dünyada birçok firma ama Melis üretmiyor maalesef. Ne yapıyormuş? Yan gelip yatıyormuş. İngilizcesi Witch Hazel. Witch Hazel. Yani ama Melis'in Witch Hazel. Yapılan araştırmalarda Allah Allah. Ezilme, burkuma, muramlara karşı iyi gelip bu da iyi geliyormuş. Ama onun için Arnika daha etkili. Dediğim gibi viral enfeksiyonlara karşı da etkisi ispatlanmış. Viral, virüs. Çok güzel çalışmalar yapılmış. Aynı zamanda genital sili bile yok edebilecek antiviral özelliklere sahip. Ha, biz ne yapmışız? Hamamelis kapsülü üretmişiz. Bunda sadece hamamelis kapsülü değil, 500 mg hamamelis ekstraktı. Kara indiba, sinilot, akgünlük, enginar, mayıs papatyası, kuş ağacı yaprağı, zerdeçal, oğulotu, sarı kantron, 10 çeşit bitki ekstraktı artı bor, çinko, magnezyum, metil sulfonul, metan. Dünyada benzeri olmayan bir ürün üretti. Benzeri yok. Elhamdülillah. Çok güzel bir ürün ürettik. En iyisini yapıyoruz. Yaptın mı en iyisini yapmak lazım. Evet. Hamamelis Virginiana. Şimdi bu gördüğünüz Süperkritik ile üretilen Süperkritik karbondioksit ekstraksiyon sistemi üretilen CA yağı. CA. Yani kandida kanser. Başta olmak üzere her türlü rahatsızlara karşı dünyada en etkili bir yağ ürettik. Dünyada. Şimdi Ulu Hindi yağı üretiyorduk. Daha sonra Boswellia Mix ürettik. Boswellia Mix. Şimdi yeni üretmiş olduğumuz Ulu Hindi Süper Kritik Karbon Dioksit Ekstraksiyon
sistemi ile üretilen ekstrak, hemen ekstrak içerir, toz ekstrak içerir, sıvı ekstrak, artı ulu hindi yağı, artı ulu hindi uçucu yağı, artı ulu hindi suyu. 4-5 fazdan oluşur. 4 fazdan oluşur. Herhangi bir alkol, herhangi bir su kullanılmadan üretilen bir üründür bu. Süperkritik. 100 kilo ulu hindi kökünden, ulu hindi kökü, bunun kökünün ortası biraz farklı, başka bitkiye benzemez. 100 kilo ulu hindi kökünden, çok acıdır ha, yenmez. Sadece 3 litre ulu hindi yağ elde ederiz. Yağ, ekstrak, şu hepsi içinde. Herhangi bir solvent, yani alkol, gaz, su, onun bunun karışımı ile değil. Sadece karbondioksit gazı ile üretilen bir ürün, farklı bir ürün. Karbondioksit -57 derecede kaynamaya başlar, gaza dönüşür. -78 derecede sıvıdır, -80 derecede buz olur, buz. Uçaklarda orada burada karbondioksit buzuk kullanılır. Şimdi bu süperkritikle özel bir sistem, süperkritik Türkiye'de ilk biz ürettik. Biz kurduk bu sisteme. Türkiye'de ilk biz kurduk. Birkaç üniversitenin var süperkritik ama onlar böyle laboratuvar çapında küçük şeyler. Sanayi tipi ilk biz kurduk Türkiye'de. Şimdi bu süperkritiği getirdik, Çinliler yardım etmedi. Ha, Çin'den makine almayın çünkü başınız ağrır. Eleman göndereceklerdi, sistemi kurmak için göndermediler. WhatsApp'tan yardım edecekler, etmediler. Telefonla edecekler, etmediler. Yani Çinliler ürünü satana kadar affedersin, senin köpeğindir. Sattıktan sonra seni tanımaz kimse. Çok nankör bir millet. Aldığınız makinelerde hep sorun çıkar. Şimdiden makinelere bazı parçaları istediğimiz kalitede olmadığı için Amerika'dan, Avrupa'dan parçalar getirip takıyoruz, yeniliyoruz falan filan. Amerika'da, Çin'den makine almayın. Pahalı olsun, başka ülkelerden alın. Yani nankör bir millet. Lanet bir millet. Yani Çin'den ürün alırsanız başınız ağrır. Daha önceki aldığımız makineleri ya hurdaya çıkardık ya sattık. Uygundur diye alıyorsun, çöp. Aslında bunların hepsi Türkiye'de üretilebilir. Ama üretilemiyor. Üretilse de pahalı üretiyor. Neden? Çünkü sanayide kullanılan demir çelik, paslanmaz çelik Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye'de üretilse maliyet düşer, maliyet düşerse herkes bu tür işleri Türkiye'de yaptırır. Neden yaptırmıyor vatandaş? Bu sanayideki firmalar paslanmaz çeliği dışarıdan almak zorundalar, ithalat. O da maliyeti yükseltiyor. Türkiye'de demir çelik fabrikalarının paslanmaz çelik üretmeleri gereken ama üretmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Buna çözüm bulunması lazım. Sanayinin temel maddesi bu. Her türlü çelik, paslanmaz çelikten yapılması gerekir. Gastronomide, ilaç sanayinde vesaire vesaire. Ama öyle bir sorun var, ağır, önemli bir sorun. Neyse. Şimdi adamlar hiçbir şekilde yardım etmediler. İki eleman bulduk. Uzmanız biz, bizden başka uzman yok dediler. Gezdiler, baktılar. Ya 40 bin dolar, 50 bin dolara mal olur bu sistemi kurmak. Baktım ki bunlar böyle üçkağıtçı. Olur, tamam, teşekkürler dedik, gönder adamlara. Başkalarını aradık, iki tane uzman daha geldi. Adamlar dedi ki, ya bizim sistemimiz var ama biz 10 litrelik sistem. Kendileri kurmuşlar, kafaya bak. Yani imkan olursa Türk neler yapabiliyor? Adam hiç yoktan sistem kuruyor.
Halbuki Çinliler sistemi Amerika'dan, Avrupa'dan çalıyor, kopyalıyor. Adamlara veriyor, parayı alıyor, formülü uyguluyor. Türk kendisi yapıyor, düşüne düşüne. Parası olsa neler yapabilir? Çok şey yapabilir. Geldiler, ya biz bu makine sanayi tipi, bizimki işte laboratuvar, hiç böyle bir şey yapmadık ama bu otomasyon nasıl olacak falan filan, orası orası karıştırabilir miyiz, garantisi düşer ama dediler, karıştırın ne yapsın? İncelediler, yavaş yavaş çözdüler ve çalıştırdılar. Çok karmaşık bir şey. İlk üretimde ne çıktı? Bitkinin yağ çıkacağına hava gazı çıktı, gaz çıktı. Psikolojim bozuldu. Ama önemli değil, deneyeceğiz. İlk denemede gaz çıkabilir, önemli değil. Vardır bunda bir hikmet, yapacağız değil mi? Ve sağ olsun bizim elemanlar ne yaptılar? Deney yapa yapa dünyanın en etkili süper kreatini ürettik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki öğrenmek bir defa, tekrar bin defa. Öğrenmek bir defa, tekrar bin defa. Bin defa tekrar edeceksin. Bir defa öğreneceksin ama bin defa tekrar edeceksin kafanda kalması için. Sürekli tekrar tekrar deneye deneye insan ne olur? Ustalaşır. Her konuda, her konuda, her konuda. Tecrübe. Deneyerek yapılır. Adam bu elektriği bulan şahıs neydi? Angstrom muydu neydi? Edison. Adam 9999 defa deniyor. Arkadaşları, çevresi, eşi, dostu diyor ki yeter artık, yok diyor. Daha deneyeceğim. 10.000. defada elektrik şak yanıyor. Yani 9999 mesela, yani bilmiyorum, gerçi de öyledir yani, o kadar çok deney yapmış. 9999 41 yıldır çalışıyorum. Çok güzel ürünler ürettik ama en mükemmeli burada. Ulu Hindi. Ha, bunu saf ekstraktını böyle ağzınıza vuramazsınız. Çok çok sert. Ne yapıyoruz? Boswellia mix ile karıştırıyoruz. İçilebilir hale getiriyoruz. Ama öyle bir çorba kaşığı için değil, yarım çay kaşığı. Bilemedin, benim gibi alışkınsan bu tür bitkisel ürünlere en fazla bir çay kaşığı içebilirsin. Bir çay kaşığı. Fazla değil ha. İçebilirsin, yarım çay kaşığı. Biz Boswellia ile bunu içilebilir hale getirdik. Ne işe yarıyor? Agavut. Bunun uçucu yağını agavut denir. Hayrullah Bey, Çiçenistan'daki cami için yardım toplama, böyle vakıf gibi bir çalışmalar var. Biz de oraya şey yapıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bana gereken gelmiş, küçük bir şişe, 1 mililik bir şişe getirmiş. Nedir bu dedim? Agavut. Ne ya? Ne işe yarar? Ulu Hindi'nin eterik yağı. 1 milimi 550 lira. Dedim ki ya ne diyorsun sen? Sana dedi 550 lira. Normal 1000 lira. 1 milim. Ya bu 1 milyon lira yapar o zaman 1 litresi. Evet öyle dedi. Böyle pahalı. Şeyhlere, efendim, Arap şeyhlerine veya Avrupa'daki esans firmalarına satıyoruz dedi. Milim milim. Benim onunla işim olmaz. Evet, ben sağlıkla ilgili üretmeliyim dedim. Çalışmalara 7 yıl önce başladık. Biz bunu Ulu Hindi'nin normal mazarasyonla yağını yaptık, sattık. Evet, biz sağlıkla ilgili ürün üretmeliyiz dedik. Parfüm güzeldir ama bizim işimiz sağlık. 7 yıl önce başlamış olduğumuz bu çalışmada Profesör Doktor Haşim ve ekibi Malatya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aklınıza gelen
her türlü kanseri tedavi etmiştir. Profesör Haşim ve ekibi, Rahman, Dahman, Veseli Han, bir sürü profesör, doktor ortak çalışma yapmışlar. Profesör Doktor Haşim ve ekibinin yapmış olduğu çalışmalarda lösemi, kemik kanseri, pankreas kanseri, karaciğer kanseri, kolon kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, göğüs kanseri, kemik kanseri, aklınıza gelen her türlü kanseri, mesane kanseri, her türlü kanseri, servikal yani rahim ağzı kanseri, lenf kanseri, lenfoma, her türlü kanseri udu hindi ile tedavi etmiş. Udu hindinin nesini tedavi etmiş? Basitçe geçiyor. Ekstrakt. Nasıl bir ekstrakt? Uzun süre araştırdığımda süpekritikle üretilen ekstrakt olduğunu gördüm. Süpekritik. Özel bir ekstrakt. Herhangi bir ekstrakt değil. O zaman başladım süpekritikle ilgili çalışmaya. Birçok firmayla görüştüm Türkiye'de. 1 milyon dolar, 1 milyon 250 bin dolar, 1 milyon 280 bin dolar, 1 milyon 300 bin dolar aşağı inmiyorlar 1 milyon dolardan. Böyle bir makine kurmak için. Çin'de 660 bin dolar. O kadar paramız yok, onu da yapamayacağız. Bir süre araştırmalar ara verdim, psikolojim bozuldu. Sonra baktım, Çin'de birkaç firma üretince rakabette fiyatlar düşmüş. Yine de 2 milyon liraya vardım. Aldık, kurduk, çalıştırdık, hamdolsun üretiyoruz. Profesör Doktor Haşim ve ekibi aklınıza gelen her türlü kanseri tedavi etmiştir. Sadece kanser değil. Profesör Doktor Feng ve ekibi diyabet hastalığını tedavi etmiş. Profesör Zülkifi ve ekibi diyabeti tedavi etmiş. Kumfana Raman ve ekibi enfeksiyon tedavi etmiş. Güneş Kara ve ekibi kanseri tedavi etmiş. Haşim ve ekibi kanseri tedavi etmiş. Japon ilim adamları Okugawa ve Takamoto antidepresan, depresyon hastalarını tedavi etmiş. Dahman, Han, Huda vesaire bunlar da antioksidan, serbest radikalleri yok edici olduğunu belgelemişlerdir. Yani birçok araştırma var. Aynı sefa Ca, karbondioksit, yağ ürettik. Mükemmel. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ürün ürettik. Ama tabii ki maliyet yüksek. Niye yüksek? Sadece bunun kilosu 100 liradan aşağı değil. 100 kilo 10 bin lira gitti. 100 kilo 10 bin lira. 100 kilodan 1,5 kilo çıkıyor. Litre ekstrakt çıkıyor. O nedenle bu üretmiş olduğumuz Ca, karbondioksit yağ 50 milimi 125 lira. 5 kuruş aşağı olsa derseniz olmaz. Maliyet yüksek. Altın gibi bu. Maliyet yüksek. Artı ham madde yüksek. Bunun için karbondioksit sıvı haldeki formu kullanılıyor. Elektrik vesaire vesaire. Maliyet yüksek. Evet. Her türlü hastalığa karşı dünyada en etkili ürünü ürettik. Hamdolsun. Çok büyük başarı. Ulu hindi yağı, Ulu hindi mix ekstrak yağı, Boswellia yağı, ne yaptık? Ca, kanser, kandida, karbondioksit, yağ. Güzel bir ürün ürettik. Pine bark, bildiğiniz gibi çam kabuğu, çam kabuğu. Biz çam kabuğu ekstrakt ürettik. Önceki ismi Pycnogenol.
Ama beni aradı Fransız firması Picnic General, bizim dediler patentli ürünümüz. Ne yapalım? Bizden alacaksın. Peki oğlum kaç para? Kilosu 2500 avro, hoppala. Ben senden kilosunu 2500 avroya alsam 25 bin lira. O zaman bu kapsülü kaça satacağım? Beni ilgilendirmez, benden alacaksın yoksa mahkeme veririm. Peki dedim. Hangi çam bu? Sahil çamı. Evet, bizde de Akdeniz var. Bizde de bütün Akdeniz sahilleri Kızılçam, sahil çamı. Evet, biz de ne yaptık? Türkiye'de yetişen özel bir çam tabii. Çeşitli çam türleri var. Hemen bunun ekstraktını ürettik. Maliyeti hamdolsun düşürdük. Yani 25 bin lira kilosuna verecek halimiz yok. O kadar denayi değiliz. Fransız yaparsa Türk daha iyisini yapar. Evet. Şimdi neden pine bark ürettik? Pine bark kan sulandırıcı kimyasallardan daha etkili ve yan etkisi yok. Kan sulandırıcıdan daha etkili. Kan sulandırıcı komodin, aspirin vesaireden daha etkili, yan etkisi yok. Komodin, aspirin gibi kan sulandırıcılar sistemi çökertir. Bir hastalık için kullanırsın, 40 hastalık çıkar. Komodin yaz, yan etkilerine bakar. İlla benim bakmam şart değil, kendi de bakabilirsin. İlaç rehberinden komodinin yan etkilerine. Komodinin yan etkisi. Komodinin yan etkisi. Komodinin yan etkisi. Vaya. Şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, konuşma bozukluğu, bayılma, bilinç kaybı, göğüs ağrısı, sarılık, kusma, ağızda kahve telbesi gibi kırmızı renkten kan gelmesi, öksürük ile ağızdan pembe, köpüklü kan gelmesi, dışkıdan kan gelmesi veya katran renginde dışkılama, idrarda kanama, idrarın pembe veya kahverengi olması, diş etinde, burunda aşırı miktarda kanama, kadınlarda üreme organlarında aşırı oranda uzun süre kanama, vücudun bilinen bir nedeni olmayan ki moralmalar, şişlikler, mide, bağırsaklarda şişkinlik, bulantı, ishal, kramp tarzında karın ağrısı, karaciğer ile ilgili bozukluklar, karaciğer enzimlerinde artış, tansiyon düşüklüğü, solgunluk, kansızlık, ateş, kuvvetsizlik, saç dökülmesi, kaşıntı vesaire. O daha devam ediyor. Ben bunları hangi birini sayayım? Deride dokuntu, deride döküntü, deride moralma vesaire bir sürü sorun. Kimyasal kullanırsan vücut yavaş çöker. Bir hastalık için kullanırsın 40 hastalık çıkar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaçların yan etkilerinden dolayı yılda 450 bin kişi ölüyor. Türkiye'de var mı herhangi bir veri? Yok. Niye yok? Niye yok? Hastanede yok. İşte ölen insanlar, kimyasal ilaçların yan etkilerinden ölen Amerika'da 450 bin kişi. Türkiye'de en az 60-70 bin kişi. Ama hiçbir veri yok. Hiçbir şey yok. Çam kabuğu ekstraktı. Pine bark kullanıyorsun. Komodiden daha etkili yan etkisi. Kan sulandırıcı. Kalp dolaşımı. Kan zaafı dolaşımı. Efendim, işte ameliyat oluyor. Stent takılıyor, anjiyo oluyor. Doktor diyor ki ömür boyu bunu kullanacak mı yoksa kan pıhtılaşma riski var. Pine bark var. Evet, Profesör Doktor Andera. De Andera. Ne diyor? Profesör Paket Angera vesaire. Bu diyor, içermiş olduğu fenoller, polifenoller vesaire diyor. Flavonoidler, flavonoid glikozitler, serbest radikalleri süpürücü. Serbest radikal ne yapıyor?
DNA'ya salıyor. Günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep oluyor. O da bağışıklık sistemi çöküyor, halsiz, dermansız, yorgun. Bir sürü hastalığı tetikliyor. Serbest radikalleri yok eder diyor. Profesör Doktor Bakart, Profesör Rodewald vs. Bir diğer özelliği ise nitrik oksit salınımını, sentezini NOS artırıyor. NOS. NOS nitrik oksit, yani akıllı molekül nitrik oksit. Beyin saniyede milyonlarca nörotransmitter halinde, bir de NOS akıllı molekül gönderiyor oraya, buraya, şuraya. Yani postacı gönderiyor. Postacı değil de akıllı molekül, ne diyelim? Şunu 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 yap diye komut gönderiyor bu akıllı moleküller. NOS, nitrik oksit salınım sentezi. Bunu artırıyor, bunu düzenliyor. Nitrik oksit salınımı azalırsa vücudun salgılamış olduğu, beynin fonksiyonları yavaşlar. Komut gönderemez. NOS, nitrik oksit salınımını artırıyor. Antioksidan, anti-aging. Kim diyor? Profesör Doktor Krim, Profesör Zivonova falan filan. Evet, antioksidan olduğunu birçok ilim adamı, Maimonia, glutati vesaire vesaire, serbest radikalleri yok edeceğini, DNA tamirini, DNA bozulan, kırılan DNA'ları tamir ettiğini Maimonia, glutati vesaire belgelemiştir. Kramp çözücü, kramplara, ağrılara, Suzuki ve ekibi, migren, kas ağrısı, kramplarını vesaire önlüyor. Enfeksiyonları önlüyor. Genetik bozulan, hasarı uğrayan genetik yapıyı tamir ediyor. Bunu söyleyen kim? Bir Türk, Profesör Doktor Aydın ve ekibi. Çok enteresan. Antimikrobik özelliklere sahip diyor. Toras, Profesör Doktor Toras ve ekibi kandidayı yok eder diyor. Kandidanın her türünü, toras ve ekibi. Peptik ülsere neden olan Helicobacter pylori isimli akıllı bakteri bu. Kendini tehlikede gördüğü zaman sabun köpüğü gibi köpük üretip onun içinde gizleniyor. Sonra midenin içine geçince, deriyi delince alta geçiyor, tahribata devam ediyor. Peptik ülsere neden olan Helicobacter pylori'yi zararsız hale getirir diyor. Rodewald, Profesör Rodewald, Profesör Bayl. Pişmiş etteki Staphylococcus aureus bakterisini zararsız hale getirir diyor. Profesör Doktor Kocabaş, Türk. Staphylococcus nedir? Aureus, dünyanın en tehlikeli mikroplarından biri. Hastane enfeksiyonu sebep olur. Hastane. Hastane enfeksiyonu. Profesör Doktor Buzart ve ekibi Pinebark kansere karşı etkili diyor. Çalışmasını yayınlamış. Profesör Maimonia ve ekibi lösemiye karşı etkili diyor. Çalışma yapmış. Diyabete karşı etkili diyor. Profesör Liu ve ekibi. Yani sayısız klinik araştırma. Yüksek tansiyona karşı etkili, damarları açar, plakları çözer, nitrik oksit salınımını artırır vesaire. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi sorunlara karşı. Davarakova. Psikolojik sorunlara iyi gelir diyor. Bir başka çalışmada kolesterol, lipid, trigliseriti önlediği, karaciğer yağlanmasını önlediği belgelenmiştir. Bu da Profesör May ve ekibi falan filan. Bir çalışmada Alzheimer ve Parkinson'a iyi geldiğini belge. Belge çok isteyen Google'dan benim söylediklerime bakabilirler. Yani araştırmak isteyen araştırsın. Söylediklerimde hep arkasındayım. Bilgi ve belge dayanıyor. Boş laf yok. Yani varsa klinik araştırması konuşurum, yoksa susmak zorundayım. Bazıları gibi depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz deyip de 4 gün sonra unutup ondan sonra başka hikaye anlatmak yok. Söylediğimi arkasında. Biri benim söylediklerimde bir eksiklik, bir yanlış bulursa buyursun söylesin.
belgeyle bilgiyle konuşsun. Söylediklerin bab metre geçmiyor desin. Klinik aramız yok desin. Hemen ona yazayım bir çek. Hemen. 50 bin lira yazayım, 100 bin lira yazayım, hiç sorun değil. Ben söylediğim her sözün arkasındayım. Ve belge ve bilgi olmadan konuşmam. Evet, probiyotik ürettik. Daha önce üretiyorduk kapsülle. %60-70 etkili. Yani midede çözülme, mide asidi bakterinin bir kısmını yok ettiği için entero kaplama yapak dedik. Entero kaplama sistemi, makineleri aldık, çalıştık. Fakat bunun boyası ve kaplayan madde İngiltere'den geliyor. O kimyasal. Dedim ki neden kimyasal olduğunu söylemeden bizim şey, mühendis. Ya bütün enterolar kimyasal mecbur, öyle yok. Biz kimyasal kullanmayız dedim. Adama bir şans ver dedim. Kusura bakma seninle işimiz olmaz. Biz kimyasal kullanmıyoruz. Vücut onu depolayacak, bilmediği rahatsız ortaya çıkacak. Entero kaplama zararlı olmaz. O zaman ne yapalım? Bir kapsül, yine midede çözülmeyen bir kapsül. Pahalı ama olsun, çünkü burada insan sağlığı pahalı olabilir. Yeni bir metotla ve Lactobacillus acidophilus, kandidayı yok eden özel bir asit üretir bu bakteri, diğer bakteriler gibi değil. Laktik asit, yoğun şekilde tüylü kıllı bakteri dediğini buna, Lactobacillus acidophilus, kandidaya karşı çok etkili. Hem geliştirdik hem dönüştürdük, böyle güzel bir ürün ürettik, probiyotik, gökçek. Öncekinden çok memnundular, bundan daha memnunlar. Çünkü önceki %60-70 etkili olmasına rağmen piyasadakilerden çok çok iyiyiz. Bu %100 etkili daha şey yani, direkt mide bağırsakta çözüldüğü için. Evet. Bu yorumlara bakalım ne var ne yok, ne demiş vatandaş. Şimdi Merve Hanım, üzerlik kullanıyorum. Algılarım açıldı. İşim gereği artık konulara daha net odaklanabiliyorum. Teşekkürler, saygılar hocam. Algılarım açıldı diyor. Konulara daha iyi odaklanabiliyorum. Üzerlik seti çok iyi geldi. Üzerlikte ne var? Hormuz Gold. Üzerlik. Sarı kanatlım, sakinleştirici, relax. Evet, mükemmel ürünler ürettik. Hormuz Gold ne yapıyor? Beyindeki ağır metalli kimyasalları temizliyor. Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalarda kimyasal var. Kimyasal olmayan günümüzde herhangi bir gıda yok. Keziban Bozkurt, Hormuz Gold, tek kelimeyle mükemmel. Benimden ölü toprağa attım gibi. Oo. Hormuz Gold, tek kelimeyle mükemmel. Benimden ölü toprağa attım gibi. Zihnim berraklaştı, daha net düşünmeye başladım. Beynimden ölü toprağa atmış gibiyim. Zihnim berraklaştı. Vay, çok güzel bir yorum yapmış. Beynimden ölü toprağa atmış gibiyim. Bir tanesi de diyordu ki, sanki kafamda değirmen taşı, büyük taşlar, değirmende şöyle taşlar oluyor, öğütmek için, onu öğütmek için. Taş vardı, o taş düştü. Beynim rahatladı diyordu. Evet. Hayriye Vildan Hanım, selamlar hocam. 2 aydır avokado seti kullanıyorum. Avokado. Avokado setinde Hormuz GMS'i var. Avokado. Avokado seti kullanıyorum diyor. 2 aydır avokado seti kullanıyorum. 2 santim büyüklüğündeki taş, böbreklerindeki taş 2 santim büyüklüğündeymiş. Sancıyordu. Böbreklerindeki sancıyı kesti. 2 santim büyüklüğündeki taş 1 santime düştü. Böbreklerim sancıyordu. Sancıyı kesti.
Allah bin kere razı olsun demiş. Böbreklerde neden taş oluşur? Sittin taşı nadiren. Efendim söyleyeyim. Genellikle sittin taşı %1, %2 genellikle ürük asit, oksalik asit ve kalsiyum taşı oluşur. Dört çeşit taş oluşma durumu. Çok etkiyenlerde ürük asit, çok sebze tüketenlerde oksalik asit taşlar olabilir. Yani bastan zehir geliyorsa, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler karaciğeri arıtamıyorsa, karaciğerin arıtamadığı toksik maddeler ne yapıyor? Böbreklerde taş oluşumuna sebep oluyor. Avokado seti kullanılır, böbrekteki taş, kum, iltihap ne varsa temizler, hiç sorun değil. Ha burada sadece avokadoda, sadece avokado yok, set kullanmak gerekir. Bağırsaklarında kandida olanların set kullanması gerekir. Rukiye özer. Gökçek Şifa'da idrar yolları enfeksiyonu için ayı üzümü seti aldım. Çok memnunum. Birçok doktora gittim ama verdiği ilaçların faydasında çok bana yan etkisi oldu. Doktorların verdiği ilaçlar faydadan çok daha çok yan etkisi oldu. Gökçek Şifa'nın bana önermiş olduğu seti kullanmaya devam ediyorum. 3 ay kullanacağım. İdrar yolları enfeksiyonu ayı üzümü. Ayı üzümü setiyle diyor. Ayı üzümü boş veriyor. Ne diyor? Rahatladım çok şükür. Çok memnunum. Dünya varmış diyor. Ayı üzümü Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölgesinde muhtemelen yetişiyor ama biz ulaşamıyoruz. Yurt dışında, genellikle Almanya'dan geliyor. Sadece Almanya'da 30 doktor, urolog, 186 bin idrar yolları enfeksiyonu olan hastayı tedavi etmişlerdir. 186 bin. Yani kim 10 yıldır, kimi 20 yıldır sürekli bu hastaları sadece ayı üzümü. Bağırsaklarda sorun yoksa ayı üzümüyle tedavi olmak kolay. Bağırsakta kandida varsa o zaman set gerekir. Turhan Karagöz, Pine Bar kapsülü kullanıyorum. Kan pıhtırlaşmasına çok iyi geldi. Kan pıhtırlaşmasından bahsetmiştim. Çam kozalağı şurubu, çam kozalağı kapsülü. Pardon, çam değil, çam kabuğu. Çam kabuğu ekstraktı, Pine Bar. Selamünaleyküm İbrahim Hocam. Bir seneden fazladır sizden çam kabuğu. Bir senedir kullanıyorum. Kapsülü kullanıyorum diyor. Sipariş edip kullanıyorum. Çam kabuğu. Kan pıhtılaşması vardı. Kan pıhtılaşmasına karşın yani doktorumuz ilaç önerdi. O ilaçlar da kimyasal olduğu için kullanmak istemedik biz. Sürekli sizden ilaç alıyordum tabii ki. Bir araştırdım, sizde de varmış. Siz üretmişsiniz kan çam kabuğu kapsülünü. Sizden alıp kullanıyorum, çok memnunum. Gayet de başarılı diyorum bence. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Oha çok kötü. Kan pıhtılaşması sorunu varmış. Doktor birçok kan sulandırıcı, komadin, aspirin vesaire kullanması gerektiğini söylemiş fakat Pine Bark kullanıyorum diyor. Bir yıldır hiçbir sorunum yok hamdolsun diyor. Yani herhangi bir kimyasal kullanmıyorum artık diyor. Yani doktor yazmasına rağmen bir yıldır sinirinden bir yıldır bayağı iyi. Fatma Hanım, kulağımda uğultu sesi var. 2 yıldır ilaç kullanıyorum. Hiç işe yaramadı. Kulağımda uğultu sesi var. 2 yıldır ilaç kullanıyorum. Hiç işe yaramadı. Başka kimyasal ilaç kullanmış. Kulağında uğultu, kulak çınaması için hiçbir işe yaramadı diyor. İbrahim Gökçek hocama ulaştım. Bana ginkgo seti. Ginkgo seti. Ginkgo seti, aslan yeresi, Ormuz kork tabii ki. O zaman set değişiyor. Aman yallah maşallah. Ginkgo seti önerdi. 2 aydır kullanıyorum. Kulağımdaki sesler azaldı. Kurtulmak üzereyim. Benim gibi rahatsız olanlara İbrahim Bey şiddetle öneriyorum. Yan etkisi yok, faydası çok. Allah razı olsun sizlerden. Sesler ciddi oranda azaldı demiş.
Çok kişi tedavi tıkandı olsun, sorun değil. Şimdi bir gün böyle birahane çalıştıran Londra'da Mehmet Bey, şakacı, neşeli bir adam, ailesiyle, çocuklarla orada, çevresi çok, gelen giden var, şakacı, neşeli bir adam olduğu için bir gün kulağında rahatsızlık hissetmiş, doktora gitmiş doktor. Kulak içinde basınç var, kulak zarına tüp takacağız demiş. İyi tak demiş. Kulak zarına tüp takınca ne olmuş? Bu adamla başlamış kulak çınlaması. Orada kulak, iç kulağa zarar vermiş. Kulak çınlamasından kurtulmak için doktora gitmiş, kortizon vermiş. 1, 2, 3, 5, 4 yıl kortizon kullanılır mı? Ne olmuş? Ağlık ağlık bakar olmuş. Bitmiş. Anlatılanı anlamaz olmuş. Böyle bakıyor. Ya demiş de sen neşeli, güler yüzlü, hoş sohbetli bir adamdın. Sana ne oldu? Bizi bile tanımayacak hale geldi. Doğrusunuz demiş. Araştırmış. Beni aradı. Dedi ki ya gerçekten tedavi edebiliyor musun? Bakacağız dedim. Yani senin sorunun farklı. Ağır bir sorun. Kullanacaksın. 2 ay, 3 ay. Olursa olur. Allah bilir. Tamam dedi. Geliyorum. Gel. İzmir'de tatil yapacağım. Bu arada sizin ürünleri kullanayım dedi. Yoğun şekilde kullansa hızlı iyileşir. Yoğun şekilde kullandı. 3 ay sonra biri geldi. Ofisten içeri girdi. Beni tanıyor musun? Tanımıyor. Ben Mehmet. Hangi Mehmet? Londralı Mehmet. Ne iş yapıyorsun Londra'da? Gaz tavuk çalıştırıyordum kulak için. Ha tamam anladım. Ne oldu? Şikayet mi var dedim. Yok dedi ya. Niye geldin ya? Teşekkür etmek için geldim. Ha iyi, hoş geldin. Dedi ki Londra'ya İzmir'den uçabildim ama İstanbul'dan uçuyorum. Niye? Niye? Teşekkür etmek için geldim sadece sana. Allah razı olsun, hayatım değişti. Yoksa mahvolmuştum. Anlatılanı bile anlamıyordum dedim. Ginko setiyle vatandaşı tedavi ettik, çok şükür. Sultan Bulat, sindirim rahatsızlığı ve halsizlik için moringa seti 2 ay kullandım. Kabızlık, fistül o sorunum vardı, düzeldi. Adeta bağırsakları süpürge gibi temizliyor. Kabızlık ve fistül. Yani bağırsaklarında makatta çatlak ve kabızlık sorunu varmış. Moringa seti kullanmış. Hiçbir rahatsızlığım kalmadı. Moringa çok yüksek oranda ne içerir? Vitamin, mineral, enzim. 19 çeşit amino asit içerir. 19 çeşit. Diz ağrısı ve sıvı azalması problemim vardı. Bamya seti kullandım. Diz ağrım kalmadı diyor. Bamya. Bamya seti kullanmış. Bamya, bamya, bamya. Evet, bamya çok farklı bir ürün. Neden farklı? Müsilaj, müsilaj içerisiz. Müsilaj nedir? Yani birçok protein çorbası gibi. Kolajenlerin ana maddesi. Vücudumuzda 16 çeşit kolajen kullanılıyor. Bunların hepsinin ana maddesi. Yani Marmara'da bir ara müsilaj oluşmuştu. Mantar hastalığı. Onun gibi değil. Bu müsilaj yoğun şekilde kolajen içerir. Hepsi kolajene dönüşüyor, protein karışımı. Yani kolajen hapı kullanacağını bamya kullan daha iyi. Burada hem içermiş olur. Burada bamyada kolajen tip 1, tip 2, tip 3 var. Artı kendisi zaten müsilaj kolajene dönüşüyor. Artı moringa var, artı boswellia var, artı çemen var. Niçin böyle bir ürün ürettik? Şimdi kemiklerde eklem sıvı azalması veyahut da kireçlenme olursa 40 kilit. Fakat kasları kemiklere bağlayan bağ dokusunda, tendonda, sinirde, kireçte sorun varsa o zaman buraları tamir edici, yenileyici özelliğe sahiptir. Kolajen yapıcı özelliğe sahiptir. Eklem sıvısını artırıyor, eklem ağrısını gideriyor.
sinirleri, tendonları, bağ dokusunu güçlendiriyor. Bamya. Kesiban Hanım, ben de bir hafta kullanıyorum. Bir hafta ne kullanıyor? Kahve, ha, Gökçe kahve. Bir haftadır Gökçe kahve kullanıyorum diyor. Bir haftadır kullanıyorum normal kahve gibi, fakat bu Gökçek Türk kahvesi içtikten sonra benim midem çok rahatlıyor. Ha, sizin kahve Türk kahvesi gibi ama sizin kahve içtikten sonra midem rahatlıyor. Niye? Mastik gam içerir. Mideyi. Mastik gam, Güney Kore Dongkong Üniversitesi Profesör Kim Proktor ve Proktor Lee mide kanserini bile tedavi etmişlerdir. Selanik Üniversitesi, Atina Üniversitesi, Florida Üniversitesi ise ortak bir çalışma yapmış, kolon kanserini tedavi etmişlerdir. Yani mide için. Sadece mastik gam değil, ladengülü, bu da gastrit ülse içindir. Yani çok özel bir kahve bu, herhangi bir kahve değil. Gökçek kahve aynı zamanda tedavi edici özelliğe sahip. Hem rahatsızlığı vermiyor hem faydası çok. İyi günler Sayın İbrahim Göçer. Mikail Bayrak. Bugün 04. Bayraktar. 12.021 Pazartesi. Buramdaki kimonomdan dolayı Ginkgo Aslan Yeri ve Limsa eski adı Özelcem aydı. Onu kullanıyorum. Şimdi bugün B seti siparişi vereceğim. Belki Kandida da var dedi ki, denedim hocamızın dediği gibi bardak sularda da var gibi görünüyor. Umarım inşallah iyi gelir. Hocam bir yıl evvel 2 seneye yakın ürünlerinden aldım. Kayıtlarını silmedilerse orada görürler. Faturaları hala bende durmakta. İnşallah bu B-set iyi gelecektir. O bir yıl evvel 2 sene aldığım o ürünler çok iyi geldi bana. Özellikle Zencemay ve Hormuz Gold harika bir ürün. Harika. Benim göz bulanıklığım gitti. Kolumda ağrı vardı, gitti. Göz bulanıklığı, kol ağrısı. Üzerinde müthiş düzeldi. Ne? Güzel. Çok teşekkür ederim. Zaten ola ki bulanıklığı gitti. Ne gitti? Ürün. Harika. Benim göz bulanıklığım gitti. Göz bulanıklığı gitti. Kolumda ağrı vardı, gitti. Kolumda ağrı vardı, gitti. Ve uyku düzeninde müthiş düzeldi. Aa, uykusuz düzene girmiş. Çok teşekkür ederim. Zaten ola ki kayıtlarım duruyorsa orada görürler neler aldığımı, hangi ürünler aldığımı. Oo, maşallah. Göz bulanıklığım vardı, gitti. Kol ağrım vardı, gitti. Uyku düzenim bozuktu, uyuyamıyordum. Uyku düzenim, uykum düzene girdi. Maşallah. Evet, dua almak güzel bir şey. Aysel Hanım, benim oğlum da İbrahim Bey'den 40 seti aldı. Saç dökülmesini durdurdu. Şu an kullanmaya devam ediyor. Kalıcı etkisi oldu. Herkese tavsiye ederim. 40. Aa, bu Hamamelis. Kanal. Şampuanı. Bu da saç bakımı için. 40 kullanmış. 40. 40 nedir? 40. Bu Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos Güney Çin bölgesinde yetişen bir bitki. Aynı saça benzer kökü, saç gibi. Saç çıkarıcı, saç otu da derler. Vitamin, mineral, enzim deposudur ama sadece saç için kullanılmıyor. Kalp için, damar için, kılcal kan dolaşımı için mesela çok özellikleri var. Saçı besliyor. Saç kökündeki hücreleri yeniliyor. Çok güzel özellikleri var. Türkiye'de ilk ben ürettim. 40. Evet, 40. Köken köse dağı, Gökçek bulunmaz nimet, hele bir de grip gibi üst solunum rahatsızlığı olursanız Hormuz GMS, Gökçek demiş, bulunmaz nimet, nimet demiş, bulunmaz nimetmişim. Hele bir de grip gibi üst solunum rahatsızlığı olursanız Hormuz GMS, Hormuz GMS. Hormuz GMS. Bir de pine bark. Pine bark, kekik, ekinezya. İki günde bir şeyiniz kalmaz. İki günde, evet doğru. İki günde ekinezya mini seti kullanır, hiçbir şeyiniz kalmaz. İki gün. Grip,
influenza A, B, C fark etmez. Hangi grip, hangi virüs olursa olsun. Süleyman Demir. Hocamın ürünleri gerçekten çok etkili. Biz ailece Ormus GMS ürünü kullanıyoruz. Ormus GMS. Grip dahil olmadı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ailece kullanıyoruz. Hiçbirimiz grip dahi olmadık. Allah'a emanet ol, sağ ol demiş. Bağışıklık sistemi güçlü. Şimdi burada Ormus GMS. Şimdi bazıları hala koloidal, gümüş, efendim, angstrom gümüşten bahsediyorlar. Şimdi taş devrini geçtik. Cilalı taş devri. Oraya da geçtik. Şimdi uzay çağındayız. Ben diyorum ki, arkadaş, bu koloidal gümüş. Koloidal gümüş, yani gümüş suyu. 5 ila 50 nanometre boyutta gümüş suyu. Hala metalik. 5 ila 50 nanometre boyutta olduğu için hücre içerisine girmez. Hücre içerisine girecek, hücrenin içerisinde. Bu ise Ormus gümüş. Pikometre boyutta. Piko. Atomik boyutta. Hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğine girer, çekirdeğine kırmızı, kırmızı, DNA, DNA içinde, gen içinde, amino asit, amino asit, element. Atom çekirdeğine kadar ulaşır. Virüs ne yapıyor? Kripal enfeksiyonlarda her türlü virüs. Virüsler RNA veya DNA virüsleri diye iki ayrılır. Bunlar insan hücresinden, membranından RNA'sını veya DNA'sını fırlatıyor. Virüsün RNA'sı veya DNA'sı ne yapıyor? Hücrenin çekirdeğine, çekirdeğine kurumuzda, DNA'ya gelip DNA iki tane orada DNA'yı kesip kendi DNA'sını ekliyor. Böylece insan vücudunda virüs merkezi oluşuyor. Sürekli virüs RNA'sı veya DNA'sı üretiliyor. Ormus GMS kullandığınızda ne yapıyor? Buraya geldiğinde virüsün RNA'sından veya DNA'sından elektronunu alıyor, patlatıyor virüs. Bunu gümüş suyuyla yapmanız mümkün değil. Gümüş suyu istiyorlar benden. Arkadaşım, burada atomik element varken koloidale gerek yok diyorum. Bu taş devri, bu uzay çağı. Hala duyuyorlar bu işlerden haber olmayanlar. Ben gümüş suyu istiyorum. Gümüş suyunu biz ürettik, üretiyoruz da. İllek istiyorsan göndeririz, sorun değil. Ondan sonra angstrom ürettik. En son Ormus gemisi ürettik. Bunu dünyada Gökçek'ten başka kimse üretemez. Ormus GMS'yi Gökçek'ten başka kimse üretemez. Niçin? Maliyetliymiş. Maliyetinden de farklı olarak buradaki gümüş tereyağı gibi akar. Hiçbir elemente benzemez. Bundan koloidal gümüş üretmek kolay, angstrom gümüş üretmek kolay ama Ormus'u bir ben yapabilirim. Elhamdülillah. Bunun birleşiminde gümüş, altın, bor, çinko, magnezyum, sodyum, potasyum vesaire vesaire var. Bor, ağır metalleri kimyasalı beyinden bütün vücuttan temizler. Çinko 300 çeşit enzimin oluşmasına rol oynar. Magnezyum 400 çeşit enzimin, bu öyle kolay bir iş değil. Ama kolay para kazanmak isteyenler ona buna etkisine bakmıyor. Al sat, al sat. Onu düşünüyorlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Evet. Mehmet Aslan. İş yerimde bir arkadaşımın tavsiyesi ile sizden tanıştım. Karaciğer yağlanması vardı. Karaciğer yağlanması uğraşıyordum. 3 aydır engin aseti kullanıyorum. Bugün kontrole gittim. Karaciğer yağlanmasından kurtuldum. Allah binlerce kez razı olsun demiş. Karaciğer yağlanmasına karşı enginar seti kullanmış. Enginar seti. Karaciğer yağlanmasına karşı dünyada en etkili ürün. Şampuan. Yasemin Hanım. Merhaba.
Ben İbrahim Gökçekbey'in ürünlerini 7 yıldır kullanıyorum. Şu anda da Amamel şampuan kullanıyorum. Yaklaşık 7 aydır kullanıyorum. Şampuanları çok beğeniyorum. Diğer şampuanları da denemek istiyorum. Bu şampuanı kullandığımdan beri saçlarım çok canlı ve parlak oldu. Dolgunlaştığını hissettim saçlarımın. Saçlarımda kuruluk vardı. Onun gittikçe düzeldiğini hissediyorum. Bu tür sorunları olanlara da şampuanları kullanmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerine uygun bir şampuan muhakkak vardır. Gökçek Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet, çok güzel burada. Bizde 7 çeşit şampuan var. Foti sonradan yeni ürettik. 7 çeşit oldu. Hava Melis şampuanı kuru saça iyi geliyor, parlaklık veriyor, dolgunluk veriyor, saçı güçlendiriyor. Çok memnunum demiş. Kuru saçlar için saç besleyici, saçtaki kepeği önleyici Hava Melis. Aynı zamanda saç dibinde oluşan akne, sivilce gibi saç dibindeki yaraları da iyileştirici. 40 kilit yağlı saçlar için, ısırgan yağlı saçlar için. Argan şampuanı ise kuru saçlar için. Dökülen saçlara karşı ise Foti şampuanı. Bıttım şampuanı kipeklenmeye karşı. Yani çeşit şampuan, 8 çeşit şampuan var pardon. Evet, çeşit şampuanlar var. Memnunuz. Çok güzel. Piyasadaki şampuanların içerisinde ne var? Sodyum lauril sülfat kanserojen madde. Sodyum lauril eter sülfat kanserojen madde. Paraben alkol. Bu bizde dördüde yok. Sodyum lauril sülfat, sodyum eter sülfat, paraben alkol. Bu dördüde yok. Çünkü bunların riskli. Dördünde kullanmadığımız için, doğal madde kullandığımız için biraz maliyetli diğer piyasadaki kimyasallar ucuz. O nedenle ucuz malzeme kullanmadığımız için birkaç kuruş fiyatı değişiyor mecburen. Metin Demir, boğaz ağrısı ve ormuz GMS ürünü kullandım. Çok memnun kaldım. Boğaz ağrısı için diyor, ormuz GMS kullanıp çok memnun kaldım. İltihap için birebir. Ağız içerisindeki diş kökü enfeksiyonu, diş eti enfeksiyonu, ağız içindeki aflar, boğaz ağrısı mesela olmuş ki mesela sorun değil. Hakan Bey bir aydır Ormuz SFR kullandım, sinirlilik kalmadı, kendimi daha mutlu ve pozitif hissetmeye başladım. Ormuz SFR safran. Safran, bu farklı bir ürün. Özellikle bipolar, şizofren hastalar için, çok çok ağır vakalar için safran seti kullanmak lazım aslında. Sadece safran değil. Bir aydır Orme safran kullanıyorum diyor. Sinirlilik hali kalmadı, kendimi daha mutlu ve pozitif hissediyorum. Mutlu ve pozitif. Mutlu ve pozitif maşallah. Cem Öztürk. Allah'a şükür hiçbir rahatsızlığım yok. Doktora gittim, sürekli uyku halim var. Üzerimde kan testi ve şekerim ölçtüler. Çinko eksikliği varmış. Sürekli uyku hali. Kan testi yapmışlar. Çinko eksikliği olduğunu söylemişler. Orme çinko. Orme çinko da var bizde. Çinko olmaz olur mu? Çinko eksikliği varmış. Çinko eksikliği için orme çinko bir aydır kullanıyorum. Uykulu halimden eser kalmadı. Kendimi daha canlı ve enerjik hissediyorum. Kan testi sonuçlarında çinko eksikliğim normale döndü. Oo çok güzel. Halsizlik dermanlık yorgunluk için sadece halsizlik derması yorgunluğu için değil, çinko eksikliği cinsel yetersizliğe sebep olur. Tırnak kırılmasına sebep olur.
cildin bozulmasına sebep olur, saç kırık dökülmesine, saç kırılmasına sebep olur. 300 çeşit enzimin oluşmasına çinko rol oynar. Orme çinko dünyada sadece bizde var. Başka yok. Araştırın bakın Google'a. Oraya buraya bakın. Orme çinko, orma safran sadece bizde var. Orme demir, orme iyot sadece bizde var. Orme gümüş, orma skolt sadece başka, orma skolt sadece başka dünya çeşitli ülkelerinde üretiliyor. Onlar da sadece tuzlu su, bizimkine benzemiyor yani. Bir numarayız dünyada. Dünyada bir numarayız. Uzayda da bir numara olacağız bakalım. Abdullah Korkmaz, hocam ben sizden çakşırlı macun aldım. İsteksizlik sorunum ilk kullanmada çözüldü. Çakşırlı macun. İsteksizlik. Hanımına karşı soğukluk hissediyormuş. Biraz sorunu varmış. İlk kullanımda hemen faydasını gördüm. Sağ olun. Burada sadece çakşır yok. Azgın teke otu ekstraktı. Çakşır ekstraktı. Ginseng, ginkgo, damiana diffusa, alıç, efendim, çam kabuğu ekstraktı, kan sulandırıcı, güzellik vesaire için idealdir. İlişkiden yarım saat önce bir çay, iyice karıştıktan sonra bir çay kaşığı yeterli. Fazla almaya gerek yok. Bella diyor vatandaş. Kolajen yüz ve cilt sağlığım için kullanıyorum. Malum yaş 44. Ozon yağında ellerimdeki ekstrem için sürüyorum. Elimde kalan yağda yüzme sürüyorum. Çok faydalı. Cilt tipim yağlı olmasına rağmen hiç sivilce yapmadı. Kullanalı bir ay oldu. Bana bu firmayı kayınpederim tavsiye etti. Öylelikle tanıdım. Kendisi sık alışveriş yapıyor. Kolajen yüz ve cilt sağlığım için kullanıyorum demiş. Kolajen. Bizim üretmiş olduğumuz kolajen sadece kolajen içermez. Birçok firma kolajen satıyor. Sadece para amaçlı. Bizde moringa var, çemen var, söğüt var, bosveliya var vesaire vesaire. Onlar olmadan tek başına kolajen bir işe yaramaz. Çünkü kolajeni büyük bir protein. Hayvansal veya bitkisel kolajen aldığınızda vücut onu hayvansal veya protein kolajen olduğu gibi alıp monte etmiyor. Değiştiriyor, dönüştürüyor. Ne gibi yapıyor? Tuğlayı alıyorsunuz, öğütüyorsunuz. Kum gibi. İçine çimento katıyorsunuz, tekrar tuğla yapıyor. Bunun gibi. O kolajeni alıyor bünyemiz. Değiştiriyor, dönüştürüyor. Amino asitlere parçalıyor. Ondan tekrar kolajen yapıyor. İnsan bünyesine hariç. İnsan kolajeniyle hayvan kolajeni, bitki kolajeni aynı değil. Fakat tabii bu kolajen yapımı sırasında moringa olmazsa, moringa 19 çeşit amino asit içerir. Orada eksik olursa yeterli ve kaliteli kolajen oluşmaz. Bu yani moringa olması şart. Bosveliye temizler olması şart. Çemen olması şart. Yarım iş yapıyorlar. Bunu üretenler sadece para amaçlı yapıyorlar. Biz faydalı olsun diye yapıyoruz. Gönül Hanım, 2 yıldır Gökçek ürünlerini kullanıyorum. Hamam elbiseti gerçekten çok şifalı, kaliteli. Ürtükerim son buldu. Kronik ürtükermiş. Hamam elbiseti. Hamam elbiseti. Kronik ürtüker. Kronik ürtüker nedir? Bağırsaktan vitamin, mineral, enzim gelirse karaciğerle kemik iliği kan üretir. Bağırsaktan zehir gelirse zehir bağırsakları kandan üretmiş olduğu zehir bağırsakları zamanla yakar. Yanan bağırsak denilir. Denilen bağırsak her türlü zehir kana karışır. Karaciğere girer. Karaciğer artamaz zehir. Oraya buraya depolanır. Bu arada bağırsaklarda tahribat, harabiyet oluştuğu için bağırsak yeterli ve kaliteli DAO, diamino oksidaz isimli enzimi üretemez. Enzim azalımı bu enzim ne işe yarıyor? Histamini minimum seviyede tutuyor. Histamin sürekli yükselir. Histamin sürekli yükselirse ne olur? Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu vesaire. Doktor ne yapıyor? Kortizon verir veya antihistamin.
Antihistaminik ve kortizonun sebebi bağırsak florası, bağırsak çökmesinden kaynaklanıyor. Bağırsakları tedavi ettiğinizde bunların hepsi ortadan kalkar. Hamam anestezisi kullanmış, kronik ödülden kurtulmuş. Bu kadar basit. Evet. İsmail Yılmazer, İsmail Bey ne diyor? Arkadaşım Afrika Sardunya Üniversitesi kullandı. Arkadaşımın yıllardır çektiği sinüzit düzeldi. Doktor İsmail Yılmazer, Mersin Mut'tan, kendisi doktor, hastalarına bizim ürünleri veriyor. Yıllardır çektiği sinüzitten Afrika Sardunya kurtuldu diyor. Muhammed Doğukan Erdem, merhaba. Kandide rahatsızlığım var. Ülseratif kolit neden oldu? Zamanında çocukken mutfaktan hep şekerli şeyler canım isterdi. Kandide ülseratif kolite çevirdi. Karamı kullandığımdan beri karın ağrım yok. Yıldır geçmeyen bel ağrılarından durdu, geçti, kurtuldum diyor. 7 yıldır bel ağrısı çekiyorum. Çocukluğundan beri kandide varmış. Karamuk. Karamuk. Karamuk toplayan, kökü toplayan vatandaş. Abi sana bir makineli tüfek gönderdim. Neymiş hadi bakalım dedim. Makineli tüfek ilginç yok, ilişkim yok. Ben silahı kullanmıyorum. Acil vakalarda, acil durum olursa çağırırlarsa giderim. Sorun değil ama makineli tüfekle işim yok. Kitapla işim benim dedim. Gelince görürsün dedi. Çuvalın içerisinde böyle bir odun parçası çıktı. Makineli tüfek. Bu neye karşı? Kandida'ya karşı. Dünyada birkaç bitkide ne var? Berberin denen etken madde var. Bir, karamuk kökünde var. İki, altın mühürde var. Üç, hamamelis, mahonya akufolyumda var. Berberin, kandidanın RNA'sından DNA'sı elektron alır, şak patlatır. Üretmiş olduğu sümüksü biyofilinden elektronu alıp patlatır. Hem kandidayı hem kandidanın üretmiş olduğu o biyofilimi yok eder berberin. Ve bunun birleşiminde bir etken daha madde daha var. Metformin. Şeker hastalarına ne verilir? Metformin kapsülü. Şekere karşı. Fakat doğal değil de sentetik üretildiği için şeker hastaları metformin kullanıcı yan etkileri çok büyük. Oysa buradaki metformin tamamen doğal. Aynı zamanda şeker hastalığına iyi gelir. Karamuk. Hem şeker hastalığına iyi gelir, hem kandidayı yok eder. Hem bağırsakları düzene sokar. Birçok faydası var. Ülseratif kolitten kurtuldum, kandidadan kurtuldum diyor. Ülseratif kolitten, kandidadan kurtuldum. Maşallah. Sultan Hanım, babaannem grip ve hastalıklara karşı korunmak için Afrika Sardunyası kullandı. Bağışık sisteminden çok memnun. Hastalığa yakalanmıyor artık diyor. Gribe karşı Afrika Sardunyası kullandı. Bağışık sistemi güçlendi. Artık kolay kolay hastalanmıyor diyor. Maşallah. Cihat Turan, saçlarım dökülüyordu. Birçok şey denedim. Fayda etmedi. En son Rubeş spirinle Moringa Foti Geven kullandım. Saç dökülmem durdu. Saçlarım gürleşti. Evet, Foti'yi ne yaptık? Foti Rubeş saç için. Rubeş Foti saç otu. Türkiye'de, dünyada herhalde birkaç firmadan biri Foti üreten. Foti. Rubeş ise değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Eskiden Çin'den bir kilosunu 5000 dolara aldığımız etken maddenin daha iyisini kendimiz üretiyoruz. İsveçli bir firma ve Alman firması iki ayrı metot bulmuşlar, geliştirmişler, denemişler, etkisi ispatlanmış. Biz bunları aldık. Şimdi seramızda yetiştiriyoruz bitki, sonra ekstraktını alıyoruz. İki farklı bitki. Birinin kökü, diğerinin filizlerinden ekstraktlarını kullanıyoruz. Daha önce
yurt dışından getirdiğimiz kilosu 5000 dolarlık üründen daha etkili hale getirdik. Değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Ford Ru 5. Evet. Ru 5 mini setiyle saçlarında dökülme durdu, gürleşmeye başladı. Sağ olun demiş. Evet. Mustafa Bey, kaval kemiği ağrılarım vardı, kaval kemiğinde ağrılarım vardı diyor. Leğen ve kaval kemiği, ha kalçada ve kaval kemiğinde aldırda ağrılarım vardı. Harpago, şu tam pençesi kökü. Harpago seti kullandım diyor. Her türlü ağrıdan hiçbir eser kalmadı, bütün ağrıda eser kalmadı. Meral Bayraktar, ben de zencefil ile kullanmaya başladım. Tedavi yanında sanki beni hayata bağladı. Bir yıldır uyuşma ve kolumda sinir sıkışması vardı. Ozon yağı 20 gündür kullanıyorum. Bamya seti kullanıyorum. Tetik parmak, ha bu karpal tünel sıkışması varmış. Tetik parmak, burada sorun varmış. Ozon yağı ve bamya seti ile diyor, tetik parmaktan kurtuldum. Tetik parmak yani bu. Ben de bir arada Almanya'da çalışırken böyle bir yaz tatili, kış tatili durmadan çalışıyorduk öğrenciyken. Yani hem okuyorduk hem çalışıyorduk. Bir fabrikada kapı kolu delmek için makineye böyle kapı kolu takıyor, basıyor. Tak bas, tak bas, tak bas, robot gibi çalışıyor. Şık 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 şık. Türkiye'deki gibi öyle yan gel yat yok. Robot. Yetiştirmen lazım. 1000 tane kol takacaksın, çıkacaksın, takacaksın, çıkacaksın. Delecek, delik arası şu böyle çak 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 çak. Arkadaş alışmış adamlar kaç yıldır çalışıyor. Bir şey yok. Ben 2 ay çalıştım, bu parmağım böyle. Böyle robot gibi oldu şöyle. Eğiliyor, bükülmüyor falan filan. Baktım iş kötü olacak, işten çıktım. Daha sonra araştırdım. Ozon yağıyla masaj yaptım. Zamanla geçti. Yoksa az kalsın parmak gidecekti hamdolsun. Yani robot gibi şık şık şık. Öyle bir Alman vardı. Nasıl çalışıyordu adam? Böyle zıplıyordu yetiştirmek için böyle. Adam zıplıyor zıplıyor. Zıp zıp Ali koymuşlardı adamı. Zıp zıp. Adam zıplıyordu hopluyor. Yani nasıl çalışıyordu? Yani evet. Havva Yavuz. Annemin diz ağrısı için geçen ay bamya seti sipariş ettik. Bugün hepsini bitirdi. Ağrılarının büyük ölçüde azaldı. Ağrıları büyük ölçüde azaldı. Diz ağrıları. Bamya seti kullandım, problem değil. Şimdi burada sorun şu. İki ayda iyileştirsen iki ay daha kullanırsın. Bir daha rahatsızlık kalmaz. Ama iki ayda iyileştirsen hemen iyileştim diye bırakırsan 6 ay 1 yıl sonra tekrar yükseler. Emre Arslan, yaban mersin setinden memnunum. Uzağı görememe problemim kalmadı, daha net görüyorum. Oo, yaban mersin. Fantastiş, bombastiş. Nerede yaban mersini? Yaban mersini, yaban. Uzağı görememe sorunum var diyor. Yaban mersin seti kullandım. Uzağı net görüyorum artık diyor. Şimdi bende de yıllar önce karanlıkta araba sürerken gece özellikle ışığın etrafında halka görüyordum. Doktora gittim, sende silindir var. Ne dedim ya, silindir nedir? Glukom gibi, yani elma gibi olması gereken göz armut gibi olmuş. Sıkışmış basınçla, deforme olmuş biraz. Yani makulaya yansıması gerekirken bakmış olduğumuz cisim hafif yanına yansıyor. Ne olacak? 10.000 kişide bir kişi de olur, yapacak bir şey yok dedi. Olur mu ya? Ya yapacak bir şey yok dedi. O zamanlar bu iksiri yeni üretmiştim. Adı iksirdi, sonra zencefil oldu. Şimdiki yeni ismi Limsa oldu. Bunu da daha geliştirdik. Ekstrakla yaptık. Evet. Şimdi ben bunu 6 ay içtim, gittim. Korkumdan altı içtim. Doktor muayene etti.
Çağırdı orada çalışan bir sürü hemşire. Dedi ki ne yaptınız dedi, bu adamın dosyasını mı karıştırdınız dedi. Niye efendim dedi. Bu adamda silindir vardı, hiçbir şey gözükmüyor dedi. Dosyada silindir yazıyor ama silindir yok dedi. Oraya buraya koşuşturuyorlar. Ben güldüm, niye gülüyorsun dedi. Ben dedim tedavi oldum. Nasıl tedavi oldum? Kendi ürettiğim bir ürünle, iksirle tedavi oldum. Aa, sahi mi dedi, nasıl bir şey bu? Şöyle 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 özel bir şey. Tamam o zaman dedi. Aramanıza gerek yok, tamam dedi. Mümkün değil, aslında bu dünyada tedavisi yok dedi ama böyle bir şey hayret ediyorum dedi. Başarabildiğine, yani hadi güle güle, bitti dedi. O günden beri, o zaman gözlük kullanıyordum. Bir gözüm 2,5, bir gözüm 1,5'tu. O günden sonra gözlüğü attım, gözlük kullanmıyorum yani. Çok şükür. Havanı grip olmuştum. 3 günde omuz kemiğiyle kendime geldim. Gerçekten mucizevi bir ürün. Sağ olun, Allah razı olsun demiş. Omuz kemiğiyle. Büşra Hanım, 2 set sporuna bitirdim. Verdiği enerji tarif edilemez. Diğer kullandığım spirulina ve takviyelerine kat kat çok iyi. Yani başka firmalardan spirulina alıyorum, faydası görür mü? Sizin spirulina kullandım, enerji doluyum diyor. Çünkü bizim spirulina'da ginzak var, ginko var. Var. Haydi Allah'ıma ne sorun.